Rams Park'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir günü yaşayacağız. Teknik direktörümüz Sokan Buruk'la imza töreni gerçekleştirecek. Öncelikle hepiniz bu özel törene hoş geldiniz değerli basın mensupları, değerli konuklar. Programa başlayacağız imza töreni ama öncelikle bir videomuz var. Onu izleyeceğiz. Ardından da imza törenimiz devam edecek. Sevgili seyirciler, tekrar hoş geldiniz. Ben öncelikle sözü hocamız, teknik direktörümüz Sayın Okan Burak'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Öncelikle herkese selamlar. Burada tekrar sizlerle birlikte olmak çok güzel. Birincisi, videonun sonunda winner Okan Buruk olarak gitti. Ama asıl winner Galatasaray her zaman. Olarak her zaman aday olan kupaları kazanmak isteyen taraftarıyla birlikte çok güçlü bir şekilde Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. O yüzden gerçek winner Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Öncelikle 2 sene önce burada ilk imza töreniyle başlamıştık. Ben beni buraya layık gördüğü için Sayın Başkanım'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. O süreçte de, o başlangıçta da söylediğimiz Galatasaray'ın şampiyonluk adayı oldu ve şampiyon olmak için o zaman elimizde çok aslında kadromuz da belliydi, hiçbir şey belli değildi ama şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray olduğunu söylemiştik, amacımızın şampiyonluk olduğunu söylemiştik. Bu 2 senede 2 tane şampiyonlukla bitirdik. Bu bizim için çok önemli çünkü Galatasaray taraflarına verdiğimiz bir söz vardı. Bu sözün arkasına durmak, bu emeği vermek, hem oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıtmak hem de gerçekten kupalarla 2 senede kazandığımız 3 tane kupa. Yine Avrupa'daki bu sene oynadığımız oyun, şampiyonlar yine tekrar Galatasaray'ın adını duyurmak, bir Türk takımın adını duyurmak bu anlamda çok önemli, çok değerliydi. Galatasaray taraftarına olan sorumluluğumuz çok büyük, bunun bilincindeyiz. İlk gün ne düşünüyorsak, hangi istekliysek, hangi konsantrasyonlaysa şu anda aynı şekilde devam ediyoruz. Aslında her sene daha da üstüne koyarak gidiyor. Her sene daha da zorlaşıyor. O yüzden çok zor bir seneye daha başlayacağız. Tekrar beni burada bu göreve devam etmemi isteyen Sayın Başkanım, yönetim kurulumuza, Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir gurur. İnşallah daha nice kupalara, nice başarılara hep beraber ulaşacağız. Tabii imzamız hep ömürlük. Başkanımız her zaman en doğrusunu bizim için düşünüyor sağ olsun. O yüzden burada olmaktan dediğim gibi Galatasaray'da teknik direktör olarak devam etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz büyük, hedefimiz tekrar şampiyonluk, hedefimiz Avrupa'da tekrar başarı. Bu yolda da ben ekibimle birlikte elimizden gelenin en fazlasını tekrar yapacağız. Hedef 25. Hedef 5. yıldız. Gerçekten bu seneki mottomuz da bu olacak. Bu bizim için çok büyük motivasyon olacak. İnşallah buna da hep beraber taraftarımızla birlikte ulaşacağız. Ben çok uzun konuşmayayım. Sözü başkanıma veririm. Çok teşekkür ederiz hocam. Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek. Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, bizi izleyen
sevgili Galatasaraylılar, hepiniz bu basın toplantımıza hoş geldiniz. Bundan tam 2 yıl önce yine burada Okan hocamız imza töreninde sözlerine şöyle başlamış. Araştırıp geriye dönüp o zaman ne demişiz diye. Aynen şu kelimeleri kullanmışım. Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı. İşte bu sözlerden 2 yıl sonra Okan hocamla yine buradayız. Beraberce inandığımız şeyleri başarmış olanın gururuyla karşımızdayız. Okan Hoca saf 6 numara mı istiyor yoksa çift yönlü 8 numaraya daha yakın bir orta saha mı istiyor, onu merak ediyorum. Birincisi tabii ki elimizde çok iyi oyuncular var. Yani, kadro yapımız bir sene önceye göre daha oturmuş. Elimizde çok fazla seçenek var. Orta sahada yine çok iyi oyuncularımız var. Elimizde olan mevcut oyuncular. Tabii ki onların dışında bir profil bakacağız. Yani burada hem Türkiye Ligi'ni hem inşallah Şampiyonlar Ligi'ni katılırsak ikisine uygun bir profil orta saha içinde bakacağız. Ama burada önemli olan bence yani bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Yani bu konuda başkanımız da bize bu yetkiyi verdi. En iyisini getirme konusunda taraftarımızı en mutlu şekilde edecek transferleri yapma konusunda sağ olsun başkanım bu yetkiyi bize verdi. Bu anlamda bütçemiz de olacak ve alabileceğimiz en iyi oyuncuları doğru bir şekilde alacağız. Burada tabii ki yani bu işte şu var, bazen her şeyin en iyi olduğu oyuncu istersiniz. Oyuncu işte 100 milyon eurodur, 120 milyon eurodur. Ama burada hem bize uygun hem Türkiye'ye getirebileceğimiz ama çok önemli bir oyuncu burada önemli transferler yapacağız. O konuda kimse merak etmesin. Dediğim gibi yani birçok mevki özellikle çok bizim için aciliyet olan sabit mevki çok acil bir şekilde transfer yapmamız gereken mevki. Yine orta sahaya bu anlamda düşünüyoruz. Hücum hattına yine orada bize yine destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz ama dediğim gibi yani burada hedefimiz en iyi oyuncuları Galatasaray taraflarını mutlu edecek ve bu sene geçen sene de çok üstüne çıkabilecek bir kadroyu kurmak. Burada da bence çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Bu konuda da uzun zamandır hazırlanıyoruz. Orada da doğru oyuncu tercihlerimiz var, doğru oyuncular belirledik. Önemli olan şimdi kampa kadar. Yani hemen bir günde, 2 günde olacak bir şey de değil ama kampa kadar en hızlı şekilde kadromuzu tamamlayacağız. Kampa da hazır bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu anlamda dediğim gibi yani her şeyimiz var, listemiz var. Bir başkanımızın bu anlamda her türlü onayı var istediğimiz oyuncuyla ilgili. O yüzden çok doğru, çok iyi ve Galatasaray tarafını çok mutlu edecek transferler yapacağız bu konuda. Hepsi razı olsun. Buradayız. Elinç Bilecan Eski Açık. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Geçen sene Galatasaray'ın en fark yarattığı yerlerden biri de yerli havuzu oldu ve yerli oyuncuları sizin kullanma şekilleriniz oldu. Seneye dair Türkiye Ligi'nde başka yerli oyuncularla alakalı bir planınız var mı? Ve net bir şekilde bir hamle yapıldı mı bunlarla alakalı? Bir sorun da Sayın Başkan olacak. Bu sene belirlediğiniz transfer bütçesi ne olur? Şöyle, tabii ki elimizde çok iyi yerli oyuncular var. Geri dönecek iyi yerli oyuncular var. Yani Yunus ve Emin gibi kaldığımızda düşündüğümüz yerli oyuncular dönecek. Yani elimizde ayrılacak oyunculara göre özellikle hücum hattında, kanatlarda çok fazla oyuncumuz var. Yani geri dönecek de çok fazla oyuncumuz var. Hem yerli hem yabancı ve elimizde çok iyi oyuncular var. Bu oyuncular içerisinden tabii ki ayrılma durumu veya bir satış olursa tabii ki çok da önemli bir kadro
genişliğine sahibiz. Çok da değerli bir kadroya sahibiz. Burada tekrar altını çizeyim. Yani çok değerli baktığımızda satış olabilecek oyunculara sahibiz. Burada gelecek teklifler de bizim için önemli. Ama çok istediğimiz, kendi içimizde tutmak istediğimiz önümüzdeki sene için bizim kadromuzda çok yerde kullanabileceğimiz oyuncuları elimizde tutacağız ama dediğim gibi yani burada bir giden oyuncumuz olursa bu anlamda yine Türkiye'deki Türk oyuncu havuzundan oyuncular kadromuza katabiliriz. Ama dediğim gibi ilk önceliğimiz yani kadromuzu şekillendirmek, özellikle transferlerimizi doğru bir şekilde yapabilmek. Daha sonra ayrılan oyuncuya göre de kadro içinde bir şekillenme göstereceğiz. Şimdi transferde bütçe yapmak çok zor. Yani yapma transferde bütçe yapılabilir mi diye sorsanız hayır, transfer sezonunda bütçe yapılması mümkün değil. Çünkü birçok parametresi var. Satacağınız oyuncular var. İstediğiniz oyuncunun teklifinin ne olduğunu şu anda belli değil. Ama transfer bütçemizi oluştururken dikkat ettiğimiz şey önümüzdeki seneki başarımız. 25. şampiyonluk Galatasaray için çok önemli bir şampiyonluk. 5. yıldızı takmayı hedefliyoruz. Demin sözlerimde ifade ettim. Elimizden gelen en yüksek seviyede desteği Galatasaray'a vererek Galatasaray'ın en iyi partnerini bulmasını özellikle kampa yetiştirme arasında ve 25. şampiyonluğunu önümüzdeki sene yaşaması taraftarıyla beraber, camiasıyla beraber ve 5. yılımızı takması. Bunun için hazırlıklıyız. Bütün hazırlığımızı zaten yeni seçim, yeni bir yönetimiz. Yani daha önce gelen arkadaşlarımız da var. Yeni yönetim kurulumuzda koyduğumuz hedef bu. Onun için transfer bütçesinin biraz talep edilen oyuncuların fiyatları, satılacak oyunculardan gelen miktarlar. Kupa yandı gidiyor. Ortaya mı alalım kupaları? Oradan mı evet, evet. Resim aldım. Kupayla aldınız zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun.